Girdim kayda gel. Sen yapacaksın girişlerin videoğunu. Tamam. Olur. Giriş yapsam. Normalden sonradan giriştim. yapıyordum ya dur. Düş. merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan ile birlikte video çekiyoruz. Hoş geldin Furkan abi. Ben hoş geldim daha. Sen hoş geldin. Yani. <laughs> Aynen Sen hoş geldin. ben hoş geldim. Arkadaşlar bugün Furkan ile birlikte çok güzel bir test yapacağız. Ne yapacağız abi? Ben sana güzel sorular soracağım. Bakacağız göreceğiz. Sen sormayacaksın evet. oğlum ona diye soracak. Ona diye soracak da ben de araya sıkıştırırım ya yaparım bir şeyler. Ne testleri buldun? Ben görüyorum bir tane. Neymiş? Para seni Şimdi bozar mı? Para mıymuş? seni bozar mı? Para seni bozdu mu? Testi çözelim Aa, görelim hadi bakalım. bakalım. Testi Şimdi yorumlarda bakalım. şey yazacaklar. Bozdu tabi falan yazacaklar da. <laughs> Hadi Onu görün bakalım. Vallahi aklınıza alırım ha. Şimdi görecekler abi ya. Her Paranla, şey Paranın adamı bozması olacak. çok farklı bir şey. Aynen öyle. eee ben büyüdüm. Bunun farkına vardım. Aynen öyle. Lan YouTube'a başladım 13 yaşındaydım. Şu an 24 <laughs> yaşındayım lan. 11 yaş büyümüşüm. Büyüdüm artık 30 yaşına geliyorum Harbiden lan. Harbiden ya. Herkes aynı algı. Ben anlamıyorum. Aynen. Hadi o, o zaman mı? Var? başlayalım. Mı? Başlayalım. Aşıdan videoyu beğenin bu arada kanala abone olun. Şöyle destek verin Samet'e. Aynen öyle. Şimdi videoya. Beraber mi? Tek tek mi? Tek tek yapalım. Tamam. Bence hatta önce sen yap. Tamam önce ben yapayım. Öncelikle Aa. cinsiyetinizi öğrenebilir miyim? Belirlemek istemiyorum, seç. Aynen. 18 24. Aynen abicim. Hayatta senin için hangisi daha önceliktir? Aile, arkadaş, kariyer, aşk, para. Aşk kesinlikle değil. Parayı seçiyormuşsun şimdi. Direkt cevap belli düşünsene. Aile, arkadaş, kariyer. Ya bu çok zor bir soru ya. Bilmem ben cevaplamayacağım. Kendim aile. bana sıra geldiğinde cevaplarım ben. Maddi olarak senden çok daha düşük seviyede olan bir insanla sevgili olur musun? Evet, seviyorsam olurum yani. Mantıklı. Bence yaplamıyorum. Ben bir şey demiyorum. Bence para ve mutluluk doğru orantılı mı? Nikle evet kimse para mutluluktan ittifak daha bir hayatta bu kadar da vardır. Bence de öyle. Hadi bakalım. Bilmiyorum artık. Sence... Bakacağız. Sence sen tutumlu bir insan mısın? Evet. Bundayım bu arada. Ee, elinde i̇ndir, bir miktar tam miktarda, ortada. Elinde bir anda yüklü miktarda para geçtiğini varsayalım. İlk olarak bu seçeneklerden hangisini yaparsın? Bitcoin alırım. Çılgınca <laughs> alışveriş yaparım. Oğlum gülersem video bitecekmiş gibi hissediyorum ya. ben de öyle sinirim. Yani az önce evet. video çektik Furkan abiye. Aynen gülersem video bitiyordu. Ondan çıkamadık. Sonradan araba almazdım. Kendine güzel bir araba. Hayır. Bir kısmını bağışlardım. Yatırım yapardım ben ya. Şahsen ya, yatırım yapardım. Peki maddi açıdan şu an olduğundan çok daha iyi bir konumda olsaydın. Şimdiki arkadaşlarınla aynı samimiyette görüşmeye devam ederim. Yok hepsi sen, hepsi Allah belasını arkadaşını versin adam... diyor musun? anasını sarsın. Sen öl... Oh. Ölü diyor musun? Ha, oh. Allah belasını Here, versin. Patlar. Hayatta görüşmem falan. Yarın gidince beni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne diyordu dur Ayı, samimiyet göçüyle. ederim tabii ki Allah Allah kardeşim benim onlar peki hayatının sonuna kadar çok paranın olmasına ortala şu soruları ortala tamam. peki hayatının sonuna kadar çok paranın olmasına ama hiç aşık olmamayı yoksa geçinebilecek kadar paraya sahip ol gerçek aşkı bulmayı mı tercih eder hadi bakalım sami göreceğiz şimdi abi denedik bir şeyler de ama doğru değilmiş çok parayı bulup aşık olmamayı tercih ederdim hiçbir zaman şimdi ikisinin ne kendine göre mantıklı yerler aynen var. kişi kendine göre değişir son olarak bu diz karakterlerinden birini seçer misin? Zetekin Şuraya koydum. Mesela heyşem burasının. Ben bunu seçerim. Zeyi mi? Para Bara seni asla adam. bozmaz. Ya. Helal. Ne <laughs> diyor? Sen bu hayatta maddiyattan çok maneviyata değer, değer veren bir insansın. Aynen öyle. Elbette sen de bu hayatta parasız birçok şeyin yapılamayacağının farkındasın. Fakat ihtiyacın olandan fazlasında asla gözün Aynen yok falan filan diyor işte. Aynen öyle. Sıra sende. Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım ben göt müymüşüm? <laughs> 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 Testin şeymiş değil mi? Oymuş. Şimdi ne diyor? Allah Allah. <laughs> Şimdi Hocam... ne diyor? 24 yaşında. 24 seçiyoruz. Arkadaşlar, bak bir sene sonra 25, 34 evresine geçiyorum. Anladın ah mı? Ah Oğlum kocaman adam oldum. 30 yaşına geliyorum. Çok garip hissettiriyor bu ya. Nereden? Daha dün gibi o videolar Vallahi ya. Vallahi dün gibi ya. Hayatta senin için daha hangisi daha önceliklidir? Çok merak ediyorum. Şimdi bak. Zor değil mi? Bak ama şöyle bir şey var. Gerçek bir arkadaş, işte gerçek bir kariyer, gerçek bir aşk. Aynen aşık. öyle. Bunların hepsi aile kavramının içinde olan şeyler bence zaten. Bence de. Yani ben gerçekten aşık olduğumda bir insanla onunla Ailesi. aile kuracağım anladın mı zaten? Aynen. Kesinlikle aile. Arkadaşın da ailendir sabah akşam görüşüyoruz. Kesinlikle aynen arkadaş. öyle. Aile dediğin şey gerçekten de annem baban değil yani aynen aslında. Öyle. Maddi olarak senden çok daha düşük seviyede olan bir insanla sevgili olur muydun? Tabii ki canım. Yani. Yani. Aslında bulacaksın zengin bir şey böyle. <laughs> Ee, sence para ve mutluluk doğru orantılı mıdır? Bakın buna belki de çok kişi karşı çıkacak ama herkes şeyi düşünüyor ee, para nasıl işte şey diyorlar ya mesela para mutluluğu satın alamaz. Bunu diyenler genelde e, parası olan insanlar nasıl satın alamıyor falan filan yapıyorlar böyle. Aynen öyle. Ama gerçekten de alamaz abi gerçekten Alıyoruz. de alamaz. Ki mutluluk denen şey zaten e, o bizim bindiğimiz arabayla bin, oturduğumuz evle alakalı bir şey Aynen. değil yani gerçekten kesinlikle Başarıyı daha yararlı sevdiklerinin yanında olması kesinlikle alakalı. ya kesinlikle ya sevdiğin şeyi yapmak önemli. Aynen öyle. bence sen tutumlu bir insan. Hayır ya ben tutumlu bir insan değilim ya. Valla valla değilim. Ben çok bonkörüm zıttına ya. O yüzden doğru bu arada. O yüzden sıkıntı. Çok doğru. Aslında birazcık tutumlu olma olsam çok daha iyi olurdu da değilim ya. Bu da paraya değer vermemekle alakalı bir şey bence evet, bu arada. Evet güzel bir şey aslında. Değil ya. Değil değil güzel bir şey değil. Allah. Eline bir anda yüklü miktarda para geçtiğinde var. Geçtiğini varsayalım. İlk olarak bunların hangisini yaparsın? E, Çılgınca alışveriş yapmam abi. Bence. Son model araba. Kendine güzel bir alırım. Bir kısmını bağışlarım. Yatırım yaparım. Ailemin mesleklerine her şeyi alırım. Ama ne kadar bir miktarda bir para geçti bir de. Yatırım yaparım abi. Aynen yani öyle. yatırım yapayım ki bunların hepsini yapabileyim. Aynen öyle. Mi? Aynen yani. öyle. Bir şeyle bir şey satın alacaksın. Kesinlikle. Peki maddi açıdan şu şu an olduğundan çok daha iyi bir konumda olsaydın Şimdiki arkadaşlarımla e, Tabii ki arkadaşlar tabii Aynen ki öyle. ederim ee, Ki, ki satın şöyle bir şey söyleyeyim size Benim mesela e, şu anki yakın arkadaşlarım falan varsayalım Benim YouTube'da patlamadan önceki yakın arkadaşlarım neredeyse hepsi Ben YouTube'da patladıktan sonra ne bileyim parayı bulma deyimi midir artık bilmiyorum Aynen. da Parayı bulduktan sonra yeni bir arkadaşım neredeyse hiç olmadı Hep olmaya çalıştı bazı insanlar ama Bilmiyorum ya şey yapamıyorsun Güvenemiyorsun oluyor. abi Aynen, güvenemiyor. O Mac kaç Park yıllık mi? arkadaşlarım falan çok daha önemli yani kesinlikle derim. Peki hayatın sonuna kadar çok paranın olmasını mı ama hiç o aşık olmamayı mı yoksa geçinebilecek kadar paraya sahip olup gerçek aşkı bulmayı mı tercih edersin? Şimdi ben zaten gerçek aşkı bulduğum için Aynen. hangisini seçeceğim? İşte zor bir soru. Abi ben gerçek hayatımdaki insanı bulayım biz onunla zaten parayı buluruz ya. Zorla zaten başarılı oluruz. Son olarak bu dizi karakterlerinden hangisini seçersin? Bak şimdi. <laughs> ben burada Sinan'ı seçeceğim. Sinan'ı seçersem de şimdi gidip parayla ilgili kötü bir şey çıkabilir <laughs> abi. Sin ama Sinan, Sinan şerefsiz olan ben değilim evet. ki. Ben Sinan karakterini çok seviyorum. Akas Duran'ı da çok seviyorum. Ama Sinan'dan dolayı şey demez ya. 4 ben tane, Sinan diyeceğim. 4 tane diyeceğim. erkek, 2 tane kız koymuştu. Işte. Para bizi bozmaz kardeşim. <laughs> ya öyle aynen öyle gördünüz mü? Para bizi bozsaydı. <laughs> neyse şimdi birileri gönderme yapacaktım yapmayayım <laughs> dedim. Dur ki hadi bakalım. Ne yapıyoruz bitti mi oğlum? Yok daha, daha var. Melek misin, şeytan mısın? Melek misin, şeytan mısın? Mı? Hadi hadi, ya, hadi, başla bakayım. Öncelikle cinsiyeti seçer misin? Çeç bayrağı. Allah. Seçtim. <gülüyor> <gülüyor> oha! Seçtirmiyor. Yaşında seçer misin? Oğlum oha bak. Şuradaki, arasındaki... Bak sen soldakisin, ben sağdakiyim. Allah. Samet 18 yaşında, ben 24 evet. yaşındayım. Samet bir evrenin başlangıcında, <laughs> ben sondayım. <laughs> Denk gelmeye bakma. Oğlum ya. Söyle bakalım daha önce hiç haksız yere birinin kalbini kırdın mı? Ha? Hadi bakayım. Haksız yere birini ama fark etmeden kırdım. yani olay yanlış anlaşıldı. Kırdın mı şey. kırmadın mı kardeşim? Kırdın mı kırmadın? Kırdım. Ay yavşak ya. ya bize anlatıyorsun ama sen ne diyorsun şey ya? Siz arkadaşlar bu Kendin... ben diyorum Adam olmaz bunlar. Oh. Kendi isteklerine, <laughs> ulaşmak... <ülkeyi> <laughs> Kendi isteklerine ulaşmak için neler yapabilirsin? Bana çok güvenenlere ihanet edebilirim. Herkesi kolayca yüzüp kırabilirim, haksızlık yapabilirim hepsini. Niye yapayım? Aynı yerde bulunmak zorunda olduğun ama hiç sevmediğin biri var. Ona nasıl davranırsın? <laughs> ya O da karaktersiz olur ama. O da bir kör sinek vurdum da. Anlamadım. <laughs> <laughs> Anlamadın. Lan. Yapıştı her yerime. Sondaki çok mantıksız. Karaktersizlik sevmediğim belli ederim. Bu mantıklı ama benlik değil sadece selam veririm o yokmuş gibi davranırım bu da karaktersiz hiç muhatap olmam sadece selam veririm ya geçerim selam veririm en mantıklı okay. yerde cüzdan buldun ve ben içinde yükle miktarda dolar var ne yaparsın yerde bulduysam benim <laughs> <laughs> Sonuçta boşuna benim karşıma çıkmış olamaz alırım. İhtiyacım kadar olanını alır kadar... İhtiyacım ne? kadar olanını alırım ne? İçine Osmanlı'da, 100 dolar Osmanlı'da böyle. Da camilerin orada sadaka şeyleri gibi bir şey olurmuş ya millet atarmış istediği kadar alırmış şey ihtiyacı kadar. <laughs> Direkt pozitif teslim ederim kararsız kaldım bilemedim. Direkt pozitif teslim ederim. Öyle. Ya peki en yakın arkadaşın sevgilisini adattığını öğrendin. Bu durumu karşısında ne yaparsın? Nasıl bir saniye? Ya? Arkadaşıma yanlış bir şey yaptığını söylerim. Açıkça söylemesinde ısrarcı olurum. Sonuçta arkadaşımın sırrı benim sırrımdır. Böyle bir şey yaşanmadığını varsayarım. Olabilir beni ilgilendiren bir konu değil. Kesin hak etmiştir. Olabilir beni ilgilendiren bir konu değil. Onun kendi aşk hayatı sonuçta. Ben karışamam ama kızardım. Laf okay. Son olarak Burcu'nu seç. Oo. Ama bak grup yapmış burada. Diğerlerinde tek yapıyordu. Ya Melih. Güzel melekmiş. Sen meleksin. Sen bu niye adeta iyilik yaymaya gelmişsin? Abartma amına koyayım. Anasını. <laughs> Abartma o kadar dedi melek değil ya şimdi. Keşke cüzdanı bir almayı Birbirimizi kandırmayalım. <laughs> Hadi bakalım benim yani şimdi bir şeytan çıkmam yok mu? Hadi bakalım. Lucifer Michaels'ı. <laughs> Erkek. 24. 24. Söyle bakalım. Daha önce hiç haksız yerine birinin kalbini kırdın mı? Hadi bakalım. Kırmışımdır abi. De. Bak dedim ama. İnsanız çünkü yani. Mutlaka yani <laughs> yani ister Bu istemli olmak zorunda değil. Zaten birinin kalbini gidip de bilerek, bilerek kırıyorsan zaten şerefsizsindir. Ama bilmeyerek çok defa insanları kırıyoruz yani sonuçta. Sen hiç de kırmadım dediysen yalan söyleme. Şerefsizlik yapma öyle. Kendi isteklerine ulaşmak için neler yapabilirsin? Bana çok güvenilir ihanet ederim. Oha <laughs> ne diyor? Herkesi kolayca üzüp kırabilirim. Haksızlık yaparım. Tam Hepsini bir, yaparım. Anasını -oh. bile. Tam bir OÇ. Tabi canım açıkçası. kesinlikle. Haksızlık da yapmam. Herkesi kolayca üzüp diyerek. Ben bunları yapıyor olsaydım şu an YouTube'da... O... Bu hale gelemez. YouTube... Yo yo bunları yapıyor olsaydım şu anda YouTube'da bütün dağıtılımlar farklı olurdu arkadaşlar. He, anlayan çok anlayan farklı anlayalım. olurdu. Aynen öyle. Hiçbirini yapmam. Aynı yerde bulunmak zorunda olduğunu ama hiç sevmediğim birisi var. Ona nasıl davranırsın? Hiç muhatap olmam. Ben öyle aynı ortamda sevmediğim insanlar YouTube'dan dolayı, bu mecradan dolayı, aynı ortamlar ne bileyim parti olur, etkinlik olur, bir şeyler olur. Sevmediğim insanlarla çok fazla karşı karşıya geliyorum. O yokmuş gibi de davranıyorum. Hiç muhatap da olmam. Selam bile verme oğlum. Niye selam vereceğim? Sevmiyorum diye selam vermek zorunda mıyım ya? Doğru. Ya saygı göstergisi olarak ben selam Yo, veriyorum. Yok, saygı da göstermiyorum. Sevmiyorum abi. Allah Allah niye saygı göstermek zorunda mıyım? E saygı göstermek de değil ki bu. <laughs> Ortamda 100 kişi var. Gidip Niol'a selam vereyim ya? Ha öyleyse yani, Hiç doğru. muhatap olmam. O yokmuş gibi davranırım. İkisi de. Hiç muhatap olmam ya. Niye olayım abi? Evet, cüzdan, evet. Yerde cüzdan buldun. İçinde yüklü miktarda dolar var. Ne yaparsın? Şimdi bak şöyle bir şey var. Ee, o doları mesela 100 dolar yerde bulsam onu belki alırdım. <laughs> Ama cüzdan. <laughs> dolar şimdi ne kadar yok. Lan 2000... 24 lira 12 kuruş olmuş abi. Öf. Dolar şimdi iyi para yapıyor. Şimdi bir de dolar zaten dolar düşürmüşse adam iyi parası vardır onun zaten. Gitme Arap dolu İstanbul. Zaten bir tane ile Arabındır Hiç koymaz bile. Anladın mı? Düşünür alırım ben o parayı. Ama cüzdan bulursam içinden tek kuruş bile almam. Çünkü gerçekten cüzdan kaybetmek psikolojik olarak çok kötü bir şey. Ben cüzdanı falan kaybettiğimi düşünüyorum bazen mesela bulamıyorum evde kafayı yiyorsun abi. Sadece paradan dolayı değil ki. O kadar kart, o kadar kredi kartı, o kadar banka kartı, kimlik, ehliyet, o uğraş, şu uğraş dur abi. Bütün bütün eziyet hiçbir şey yapmam valla Polise teslim ederim. Aynen öyle. Aynen. Ama. Cüzdan sıkıntı. Ara bulursanız belki ya. e, Belki. Ya, yarısını belki camiye. Yani. <laughs> yüzde, yüzde %20 camiye, yüzde %20 yetim bir çocuğa. <laughs> Aynen %10 dilenciye arkadaşlar. %10 dilenciye. Peki en yakın arkadaşın sevgilisini aldattığını öğrendin. Benim en yakın arkadaşım sevgilisini aldatıyor öyle mi? Aynen öyle. Bu durumda karşısına yaparsın? Arkadaşıma yanlış bir şey yaptığını söylerim. Açıkçası arkadaşıma yanlış bir şey yaptığını söylerim, uyarırım ama çok da beni ilgilendirmez yani onun kararıdır sonuçta harbiden. Açıkça söylemesinden sarıcı olurum. Sonuçta olabilir beni ilgilendiren bir konu değil ya. Ben arkadaşıma Bence yanlış ya. bir şey yaptığını söylerim ama e, gidip mesela kıza bir şey söylemem ama sevgilisine bir şey söylemem ama arkadaşıma derim oğlum mal mısın? amına bunu ne yapıyorsun dedi son olarak burcunu seç yengeç ya. Ya. ya arkadaşlar melek gibi insanlarız görüyor musunuz Allah helal olsun. Para bozmuyor. Şeykan bu arada değiliz. bir tane bile videoda iz diye farklı bir cevap verdiysem şerefsizim şuradan şuraya atmak atma nasip öyle. olmasın Bu ederim. arada e, bunların linkini koyacağım açıklama kısmına. Oradan girin çözün bakalım yorumlara yazın sizde ne çıktı değil mi? Herkes dedim şeytanmışım Allah Allah abi ben. <laughs> abi, abi ben para için ölüyormuşum falan. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyorlarmış evet, öyle. Komik olur. Olsun. Allah ol. hadi, hadi şunu çözelim. Tamam. Neden herkes sana aşık? Allah Arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar bilemiyorum ki Allah. ya. Ah bilmiyorum ah bu <gülüyor> insanlar. Öncelikle biraz tatil yaptım ya da yapacak mısın? Hadi bakalım çöz. Buraya geldim. Çabuk aşık olur musun? Hayır, kesinlikle tam tersine. Hazır mevsimindeyken soralım. Sen havuz insanı mısın, deniz insanı mı? Deniz bu arada ya. Hadi bakalım. Peki Basamadım. yaz boyunca? Peki yaz boyunca daha çok bunlardan hangisiyle geçireceksin? Abi çok sevmem ben. Müziktir bence. Müzik sevmem. ya. Aynen. Oğlum sen niye basamıyorsun? Allah Allah. Bu alanlardan birinde başarılı bir isim haline gelecek olsan hangisini isterdin? Sanat, bilim, spor abi. Hepsi çok güzel abi. Ama Hepsi de çok iyi. Ben ben şahsen spora giderdim. Üstü okay. Batu abi gibi. Of. İşkolik. Çok güzel bir şey. ama. Öyle bir sevdiğin bir şey olsa yaparsın ama işkolik olursun. Aynen. Ben Frens izlemedim. Ben de izlemedim. Bu Frens karakterine hangi sana aşık olsun ister dizi izlemediysen sadece dış görünüşe bakarak seçebilirsin. Şimdi şey olanlardan birini seçiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu demeseydim belki bir trollerdim seni. <laughs> Bunlar no, yaşlı ya. ya. Ben bunu nasıl cevaplayacağım ya? Benim sevgilim var arkadaşlar. Oğlum evleneceğim ben cevap vermem. Erkek seç, erkek seç. <laughs> oha o da kötü, o da sıkıntı. Bunu seçtim. Evet, formaliteden mecbur seçeriz bir tane. Ben de formaliteden seçtim. Son olarak seni bir konsere göndersek kimin konserini isterdim baba? Aşkın olayım. Hangisi lan o simya Bir Sen aşkın ha, olayım söyleyin doğru, işte. Tamam. Özgüven. He? He? Hiç telaş yapma sakin ol. Biz ne çözdük? He herkes sana neden aşık? Özgüvenin ha. yüzünden aşıkmış. He kötüymüş lan ben. Yok be abi. Herkes sana aşık. Oğlum sen sporcusun falan ya, özgür falan. <laughs> Onlar <laughs> aşık oluyormuş herkes sana. Ya, vallahi Bakalım vallahi bana ne Öncelikle bu yaz tatil yaptın mı, yapacak mısın? Yapacağım, daha yapmadım. Çabuk aşık olur musun? Hayır. Hazır mevsimindeyken soralım, sen havuz insanı mısın yoksa deniz insanı mı? Ben havuzum. Vallahi. Ben deniz sevmiyorum. Abi deniz beni çok böyle Ve... huzurlu hissettiriyor. Evet, orası öyle. Ben Aynen. denize girmekten bahsediyorum. He. Denize yüzmekten bahsediyorum. Öyle, öyle ben Ankara'lı bahsediyorum? adamım, ben denize korkuyorum. <laughs> vallahi oğlum ben Ankara'lı adamım, ben <laughs> deniz mi gördüm lan büyüyene kadar? Allah'ım ya. ben mesela yüze çok güzel yüzerim ama ayağım yeri değecek. O da havuzda oluyor işte. Psikolojik ya. Psikolojik tabii aynen, canım. Psikolojik. Diyorum ya oğlum o yüzden Siz korkuyorum zaten. Ankara'da oldum ama hayırdır ya. Siz deniz mi gördük kardeş? Aynen Biz o eee alt geçitlerdeki biriken sularda <gülüyor> yüzerdik. <gülüyor> Peki yaz boyunca oh. vaktine e, daha çok bunlardan hangisine geçireceksin? Ben son zamanlarda hiç müzik dinlemez oldum. Fark ettim evde ben açacağım sen hiç dinlemiyorsun. Ben hiç müzik hiç dinlemiyorum artık. Eskiden dinliyordum. Eskiden çok müzik dinliyordum ben müzik dinlemez oldum Aynen. neden bilmiyorum. Genelde yani böyle hani, chill drive falan videoları var ya böyle hep chill müzikler falan dinliyorum Benim sadece. Ben canım müzik çalmayın. Abi ben de öyleydim ben de deli gibi her dakika müzik dinlerdim. Ama bilmiyorum müzik dinlemez oldum bir. Ee, dizi, film... Filmdir dizi ya. film abi ikisinden birisi ya. Dizi daha çok şimdi sonuçta bir dizide 10 bölüm var desek. Bir film, ikisi. dizi diyelim hadi. Evet. Bu olanlardan birinde hadi. başarılı bir isim hale gelecek olsan hangisini istersin? Bak Celal abi Şengör. hepsini isterim. <gülüyor> hepsini <gülüyor> isterim. <gülüyor> Bak gastronomi bile isterim abi, anladın mı? Abi mu? sen gastronomi istersen aralarından bence. Yok aralarından istemem. Gastronomi de zaten yetenekliyim. <laughs> Ama işte başarılı bir isim evet, hali. Evet. Ee, sanat, abi sanatta isterim. Sporda isterim. Ama spor diyeceğim galiba ben de. Bilim de olabilir aslında. Yok be bilim. Ama spor, spor diyeceğim. Spora ben şimdi bir de her mi? şey. Futbolcu mesela olmak çok isterdim. Bak onu biliyorum. Bir basketbolcu, He. futbolcu olmak falan çok isterdim. Çok güzel olurdu. Ama e, futbola mesela hiç yeteneğim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama basketbola vardı Basketbol yapıyordum bir sene zamanlarında. Spor diyeyim ya. Ben de futbol sevmiyorum pek ya. Direkt... Futbol seviyorum ben futbol çok seviyorum. Ben İzlemeyi sevmiyorum. seviyorum. fifa oynamayı ya. seviyorum Hı. falan. Ama oyna, oynayamıyorum abi yeteneğim yok yani. Ayağım yok. Hadi bakalım. <laughs> Bu Fransız karakterleri hangisi sana aşık olsun isterdin? Benim aşkım, pınarım yok mu ya burada? <laughs> Fransız toplamışlar mı? Dur bakayım ona en çok benzeyen. <laughs> Abi ama ona en çok benzeyen yok ki. Onun kadar güzelini yok yani. Ya. O yüzden bulamadım burada. Hadi o yüzden Joey diyorum. <laughs> Herkes yok. Ee, dur bakayım. Hadi, Hadi bunu seçtim Hadi geçtim ben de. Geç. Son olarak seni bir konsere göndersek kimin konseri olsun? Aa. Ben normalde simgisi falan dinlemiyorum. Ya ben burada dördünü de dinlemiyorum. Abi ben de işte 4'ünde dedim. Aynen ya. o yüzden aşkın olayım. Aura. Allah. Ve bunu bana çok kişi söylüyor bu arada. Vallahi gerçek. aynen öyle. Çok güçlü bir auraya sahipsin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ah çocuklar çocuklar. Allah. Allah. Aura. Bak sen hmm. Ya herkesin sana açık olmasının sebebi kesinlikle aura. Senden doğuştan gelen bir çekicilik var. Girdiğin her ortamın herhangi bir şey olmasa da bir anda renklendiriyor tüm dikkatleri anında üzerine evet, çekiyorsun. Evet evet, söylerler söylerler. <gülüyor> <gülüyor> ya aura öyle bir şey değil, Aura enerji gibi bir şey biliyor musun? Aynen. Hani o o yakışıklılık, güzellik falan o tarz bir şey değil aynen. hiç. Adam çok çirkindir mesela ama bir aurası vardır yani. O adamla vakit geçirmek istersin aynen. yani. Öyle bir şey, değişik bir şey ki ben de yakışıklı olduğumu düşünmüyorum zaten. Bence ben sempatik böyle tatlı adamım. Aynen öyle, evet. sen yakışıklısın <laughs> da bu arada. Eyvallah eyvallah. Sen 3 Gerçek... ay sonra gör bir de. 3 ay sonrasına abi ona, ona bir bakacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Furkan abiyle bir daha bugün sayende para göz olmadığımı, melek gibi bir insan olduğumu ve auramın çok iyi olduğunu öğrendim. Adam. Teşekkürler Samet. Eyvallah adam. Oğlum adamlarmışız lan. Aynen öyle. Tertemiziz. Bir daha bu adama para gözleyen, parayı buldu değişen olursa var ya onu bulurum. Oğlum. Lan canım bitmiştir. Oğlum para bitti video atmaya başladı falan. Hangi <laughs> diyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum para bitti. Adam 3 uğraştı ya. Hayır hayır derdimiz para olsa köpek gibi video atarım gece gündüz. Harbiden. Tam tersine. On, Bırakmaz. Şey yaparım mesela. Bir videoya 10 saat uğraşmak yerine bir saatte bir tane video çıkarırım. Her, her gün, gün, video atarım ya da her günde iki tane video atarım. Başkaları gibi. <laughs> O gerçek hayatlar aha <laughs> nasıl çekilirdiyseniz. Biliyor biliyorlar onun canlı yayınlarından, aynen biliyorlar. Bir onun kurgu süreci var tabi. Kurgu süreci uzun sürüyor. Neyse boş Neyse. yaptık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Testleri çözüp yorumlara yazmayı unutmayın. Yazın bakayım siz neymişiz. Bir dahaki Furkan abiyle videoda görüşürüz diyelim o zaman. Görüşürüz. Bye. bye, bye.